Merhabalar değerli dostlar önemli bir gelişme aktaralım sonunda Kırım Köprüsü vurulmuş durumda Kırım Köprüsü'nde patlamanın meydana geldiği haberleri aktarılıyor Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken bu sabaha karşı 8 Ekim'de Kırım Köprüsü'nde büyük bir patlamanın meydana geldiği haberleri aktarılıyor Geçen günlerde yayınlanan haberde Rusya Ukrayna'nın Kırım'ı vuracak füzelere sahip olmadığını söylemişti. Daha doğrusu Kırım Köprüsü'nü fakat bugün itibariyle Kırım Köprüsü'nden görüntüler görmektesiniz. Bir trenin yandığına dair fotoğraf paylaşılıyor. Bununla ilgili dostlar bazı medya ajansları da şu haberi paylaşıyor. Kerç'te tanıkların ifadesine göre Kırım Köprüsü'nde demir yolu bölümünde büyük bir patlama olduğu haber aktarılmış durumda. Bazı fotoğrafları görmektesiniz. Araç köprüsünün bir kısmı çökmüş ve demiryolu köprüsü yanmış gibi görünüyor. Köprünün tamamının bir süre hizmet dışı kalabileceği değerlendirmesi yapılmış. Köprünün çöken araç kısmının ve yanmakta olan demiryolu kısmının net bir görüntüsü paylaşılıyor. Bu arada dostlar köprünün normal halinde görmektesiniz. Köprünün bazı parçaları suya düşmüş durumda. Rusya sık sık Kırım'a gitmek için tabii ki de doğal olarak burayı kullanmak zorundaydı. Her ne kadar şu an itibariyle Ukrayna'nın güneydoğusunu ele geçirse de dostlar sonuç olarak buradan daha kestirmeden gidebiliyordu. An itibariyle bu köprü vurulmuş durumda buradan çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Daha öncesinde Kırım Köprüsü Rusya tarafından vurulamaz olarak değerlendirilmişti. Hatta köprüye bilindiği gibi hava savunma sistemleri yine köprünün hemen dışına bazı çeşitli sistemlerde konuşlandırılmıştı. Kırım Köprüsü dostlar Kerç Boğazı üzerinde Kırım'daki Kerç Yarımadası'yla Rusya'nın Krasnodar Krayı'ndaki Taman Yarımadası'nı birbirine bağlıyor. Dolayısıyla önemli bir gelişme. İnşaatına Mayıs 2015'te başlanmıştı. Daha sonrasında Mayıs 2018'de otoyol bölümü açılmıştı. Açılışını bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapmıştı. Köprünün uzunluğu yaklaşık 19 kilometre. Tam olarak dostlar 3.6 milyar dolara mal olmuş durumda. Otoyol kısmı dediğimiz gibi daha sonrasında açıldı. Köprüden 14 milyon yolcunun geçtiği şu ana kadar da not düşünmüş. Kırım Köprüsü daha öncesinde feribot seferleri sebebiyle pek sık kullanılmıyordu. Fakat ardından daha sonrasında sıklıkla otoyol köprüsünün yapılmasından sonra kullanılmaya başlandı. Günün belki de aktarabileceğimiz en önemli gelişmesi dostlar vurulamaz denilen köprünün vurulduğu haber aktarılıyor ve buradan çok sayıda görüntü paylaşılmış. Şu an dostlar ben de sizle beraber videoyu çekerken ilk kez bakıyorum. Kırım Köprüsü'nde çöken yol kısmının başka bir görüntüsü paylaşılmış. Burada dostlar mouse tıklama sesleri gelebilir. Dediğim gibi ben de sizle aynı anda bakıyorum. Burada görüldüğü üzere Rusya için büyük bir hayal kırıklığı olmuş durumda. Burada trenin yandığını görüyoruz. Aslında trene muhtemelen sabotaj düzenlenmiş de olabilir dostlar. Burada muhtemelen Tren içine patlayıcı yerleştirilmiş de olabilir bu notura düşelim. Burada tren istasyonunda yine gece patlamaların meydana geldiğinden bahsediyor fakat başka bir noktadan bahsedilmiş. Belki bu da bunun bir işaretiydi. Kırım Köprüsü'nün yol kısmının çöktüğü haberi dediğimiz gibi tam olarak bu noktada paylaşılmış durumda. Rusya için hezimet olarak değerlendirebiliriz. Kırım Köprüsü'nün görüntüsü tren yanıyor ve her iki yolda da dostlar çöküntü olduğu haber aktarılmış. Bunun dışında Zaporojiya nükleer santralini besleyen elektrik hattının bombardıman sonrasında kesildiği haber aktarılıyor. Yani aslında baktığımızda trene karşılık olarak Rusya Zaporojiya'da böyle bir hamlede bulunmuş da olabilir. Kırım Köprüsü'nün yol kısmından bahsediliyor. Kırım Köprüsü'nde vagonda çıkan yangından bahsedilmiş. Kerç Boğazı'nda dostlar Burada en az iki vagonun yandığına dair çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Olaylar çok yeni dostlar. Bir saat içerisinde yaşanan olayları aktarıyoruz. Gün içerisinde bununla ilgili çok net açıklamalarda muhtemelen gelecektir. Bir sabotaj mı yoksa doğrudan hava saldırısı mı bunu biz de merak ediyoruz. Bununla ilgili haberleri aktaracağız dostlar. Öncelikle Kırım Köprüsü'nün öneminden bahsedelim. Zaten görüldüğü gibi iki noktayı birbirine bağlayan köprüden bahsediyoruz. Birinci ve ikinci aşaması bulunmakta. Bu noktada yakınlaştırdığımızda araçları ve köprüyü görebilirsiniz. Oldukça uzun bir köprüden bahsediyoruz. Aslında Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprü de diyebiliriz. Her ne kadar Rusya bu noktalarda işgal etmiş olsa sonuçta burada doğrudan yine de sevkiyat yapabiliyor. Ukrayna savaşın başından beri Kırım Köprüsü'nü vurmaya çalışıyordu ve sonunda başarmış oldu. Ne ile vurulduğuna dair şu anda henüz bir açıklama yapılmadı dostlar. Yakın tarihte bir zamanda muhtemelen Amerika veya İngiltere tarafından sağlanan bir füzeyle vurulduğu da duyurulacaktır. Hızlıca dostlar son haberlere bakalım.